Canımanne.com'dan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle bulut bebek bulut yeleği çalışacağız. Bulutlu bebek yeleği daha doğrusu. Bunun için herhangi bir bebeğini kalınlığı bu şekilde ve 4 numara bir şiş. Daha sonra ben şu an 64 ilmekteyim. Toplamda 74 ilmek olacak şekilde ilmeklerimizi tamamlayacağız. 64'teydim. Geri kalanını beraber atalım. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve son ilmek 74. Evet. Sıkattım sanırım biraz ama ekstra yorarken zorlanabilirim. Şurayı sıkıyoruz. Daha sonra 4 sıra, 4 diş haroşa, daha doğrusu yakamız için öreceğiz. Herhangi bir artırma yapmadan 4 diş haroşamızı öreceğiz. Hemen başlayalım. Daha sonra da sayılarını ayıracağız. Evet. Haroşa örerek devam ediyoruz. Dilerseniz siz bu sayıları artırabilirsiniz. Ben 6 aylık bir bebek yeleği yapmak istiyorum. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Sayı artırarak. Santime şöyle gördüğünüz gibi mezramızla ölçerek istediğim ölçüye gelip gelmediğini anlayacağım. Santim ölçülerimiz var bizim. Onları kullanıyoruz. Bu santim ölçülerine nereden ulaşabilirim derseniz Canım Anne'nin Instagram ve Facebook sayfalarında bu ölçüleri biz sizler için paylaştık. Oradan bakabilirsiniz. Beden genişliği, kol genişliği, uzunluğu, onların hepsini paylaştık. Devam edelim. Haroşa olması için biliyorsunuz arkadaşlar, önde ve arkada düz örgü örüyoruz. Böylelikle haroşamız oluşuyor. Ben ilk sırayı bitirdim. Evet. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arkada da aynı şekilde devam edeceğiz. Düz örgü devam ediyoruz. 4 sıra dediğim gibi öreceğiz. 4 diş haroşa olana kadar. Daha sonra artırmalarına geçeceğiz. Yani önümüzü, kolumuzu, arkayı belirteceğiz. Artırarak. Evet. Bu şekilde 4 diş alana kadar önde ve arkada düz örgü, yani haroşa örerek devam ediyoruz. Evet, ben 4 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Şöyle beraber bakalım.
1, 2, 3, 4. Aynı şekilde burası da öyle. Artık ilmeklerimizi ayırmaya başlayacağız. Onun için 7 ilmek düğme ve ilik yerlerine 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bir tane artırıyoruz. 10 tane de düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 13, 12, 11, 10. 10, evet. 17 tane ön ilmeklerimiz oldu. Daha sonra bir artırıyoruz. 3 tane ters örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir artırıyoruz. 12 tane kola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir artırıyoruz. 3 tane ters örüyoruz. 2 ve 3. Daha sonra tekrar artırıp 17 tane de arka ilmeğimizi oluşturuyoruz. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Artırdım. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Daha sonra 12 tane düz kol için. 2. O dur. 3 tane ters ördükten sonra bir kere daha artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane artırıyoruz. 7 ilmek de düğme ve ilik yeri için. 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi düğme ve ilik yerlerimiz haroşa olacak. Arkaya geldik. 7 ilmek, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra bunları ters örüyoruz. Kol ilmeklerimiz burası. Burayı ters örüyoruz. Artırmayı da ters ördüm. Buradaki artırmamızı da ters örüyorum. Şu artırmaların arasında üçer ilmek bırakmıştık ya. Bunları önde ters örmüştük. Arka yüzden giderken de düz örüyoruz. Evet. Artırmaya geldim. Ters örmeye devam. Devam ediyoruz.
Artırmaya geldim ters. Aradaki 3 ilmek düzülüyoruz arka yüzümüzde. 1, 2, 3. Artırmaya geldim. Ters örgü olarak devam ediyoruz. Şimdi çok ses yaptı, rahatsız oldum. İstediğiniz farklı bir örgü modelleriniz olursa, anlatımının yapılmasını istediğiniz, bunları Canım Annenin Facebook ve Instagram sayfalarından bizlere gönderebilirsiniz. Biz de gerekli işlemleri videoyu çekip YouTube kanalımıza yükleriz. Evet, başa kadar geliyoruz. Bu şekilde. Artırmamız ters. Geldik el kenarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu aşamada size ilik koymayı da, ilik yeri açmayı da göstereyim. Hemen. 3 ilmek düz örüyoruz. 2, 3. Kesiyoruz ve bir artırıyoruz. Evet. 3 ilmek düz ördük. Kestik, artırdık ve devam ediyoruz. Bura artırma yerimizdi, biliyorsunuz. 7 tane ilmeğimiz oldu zaten. Bir artırdık. Düz örgü ile devam ediyoruz. Örgümüz düz örgü olacak. Çünkü üzerine bulut işlemesi yapacağımız için alt zemininin düz örgü olması daha iyi olur. Evet, artırma yerine geldik. Artırdım. Şurası 3 ilmek ters olan ilmeklerimiz. Ters örüyoruz. 2, 3. Artırma yerine geldim. Artırdım. Düz örgüye geçiyoruz. Bu şekilde istediğim santime ulaşana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben istediğim ölçüye gelinceye kadar ördüm. Şöyle hep beraber bakalım. 6 aylık bir bebek yeleği yapıyorum, biliyorsunuz. 23 santim. 23 santim oluncaya kadar ben ördüm. Sizler de aynı şekilde örebilirsiniz. Şimdi kolumuzu örmeye başlayacağız. Kolumuzu örmeye başlarken burada ben hiçbir şekilde artırma yapmadım. Direkt ördüm. Bir sıra düz geldim. Şimdi bu tarafa geçmeden, yani arka kısmı başa doğru gelmeden tekrar bu kolu örmek için dönüyorum. Şöyle haroşa olarak, yani düz örgü örüyoruz. Evet. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet, lastik kalıyor.
Şimdi buraya kadar geldim. Lastiği örmüyoruz. Tekrar dönüyorum. Buraya. Kolu örüyorum sadece. Arkada yine düzör görüyorum. Haroş olması için. Ne kadar haroş olsun istiyorum? 4 sıra haroş olması benim için yeterli. Evet arkadaşlar. Benim 4 sıra 4 diş haroşam oldu gördüğünüz gibi. Artık örerek ilmeklerimi kapatacağım. Kol ilmeklerimi. Buradan. Evet. Hem örüyoruz, hem kapatıyoruz. Haroşamızı kapattık. Kol kısmımız bitti. Şimdi diğer kol kısmımıza kadar örerek geliyoruz. Evet. Örüyoruz.
Tekrar kola geldim. İlk ön sırasını düzeliyoruz. Diğer kolumuzdayız. Artırma 3 ilmek bırakmıştık ya artırmanın kenarlarına. Onun birini de alıyoruz örmek için. Ve arkada da düz örgürüz. Yani ön tarafı örmeye geçmiyorum. Arka tarafı hemen kolumuzun arka tarafını örmeye düz örgüyle devam ediyorum. 4 sıra yani 4 diş haraşo olana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Daha sonra kolumuzu kapatıyoruz ve örüyoruz. Nereye kadar? Beden boyu yani bu alta kalan boyu şöyle göstereyim, burası arkası. Aşağıya kadar, beline kadar gelecek olan boyu kaç santim olmasını istiyorsam oraya gelene kadar düz örgü ile örüyorum. En sonda kol işlemelerini yapacağız. Kol diyorum, bulut işlemelerini. Arkadaşlar ben yeleğimizi istediğim ölçüye gelinceye kadar ördüm. Şöyle hep beraber bakalım. Burası önümüz. Şurası tek ilikli yerimiz. Ben ilik yerlerini buraya açtım. Sizler dilerseniz buraya da açabilirsiniz. Şöyle düzeltelim. Burası kol yerlerimiz. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde. Burası da kol yerimiz. Evet, ne yaptım? Gördüğünüz gibi kol yerinden artırmayı bitirdikten sonra 28-29 santim oluncaya kadar bedenimi yani şöyle arka ortadan şöyle ki buradan buraya gelinceye kadar ördüm gördüğünüz gibi. Evet. Arka ortadan basını yani bel kısmına gelinceye kadar ben bunu ördüm. Şimdi gelelim bulut yapımına. Bulutu hep beraber yapacağız. Her aşamasını anlatacağım ki hiçbir arkadaşımız kaçırmasın diye. Evet. Şu şekilde. Bulutumuz da ben bir tane yapmıştım. Şöyle göstereyim. Yakından. Evet. Bu şekilde bulut öreceğiz hep beraber. Daha sonra üzerine dikeceğiz. Damlalarını yapacağız. Ve şuraya bir papyon yapacağız. Şöyle yaparız bulutumuzu. İstediğimiz gibi ayarlarız. İlik yerini ben buraya koymuşum. Sonradan fark ettim. Şöyle göstereyim. Kolun içine alalım.
Gördüğünüz gibi benlik yerine bu tarafa koymuşum. Ama sizler şu ön tarafına koyabilirsiniz şöyle. Evet. Dilerseniz hemen bulutumuza başlayalım. Evet, şöyle alalım yeleğimizi. Bulutumuz şöyle önde dursun. Herhangi bir ip kullanıyoruz. Yani bu ben burada gördüğünüz gibi lif ipi ile çalıştım. Bunu da farklı tüylü bir ip ile çalışacağım. Yani sizler elinizde olan artan herhangi bir ip, illa mavi ya da beyaz olması gerekmiyor. Sizin hayal dünyanızda kalmış. Çocuklar hani resim yaparken nasıl rengarenk istedikleri gibi yapabiliyorlar. Siz de aynı şekilde çocukların seveceği renklerden anne ben şu renk bulutum olsun istiyorum diyen çocuklarımıza istediği renkte bulutlardan yapabiliriz. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet. 22 ilmeğimizi attık. 22 ilmeğimizi attıktan sonra burayı sabitledik. Hep beraber sabitleyelim. Ve örmeye başlıyoruz. Haroşa örgü örüyoruz biliyorsunuz. Evet. Devam ediyoruz. Bulut örerken hiçbir şekilde durdurmayacağım. Hep beraber örelim. Anlaşılmayan yer olmasın istiyorum. Herkes anlasın, yapabilsin. Zaten haroşa örgüyü hepimiz biliyoruz. Arkada da haroşa öreceğim. Ben ilk başta sırayı örerken biraz zorlanıyorum. İlmekle sık attığımdan sanırım. Sonra kolaylıyorum. Evet. Son ilmeği ben her zaman kendimden tarafa alıyorum. Neden? Şu kenarlarını görüyorsunuz. Dümdüz duruyor. Yani düzgün bir şekilde duruyor. Ya haroşa ya da terslik olmuyor. Bunun için en son ilmeklerimi kendimden tarafa ördüğümde daha güzel duruyor. Arka tarafı da haroşa şekilde öreceğiz ve başladığım noktaya gelmiş olacağız. Evet. Haroşa olarak devam ediyorum. İpim dediğim gibi tüylü bir ip. İpime göre de ben 3,5 numara bir şiş tercih ettim. Sizler ipinizin kalınlığınıza göre şiş numaranızı tercih edin.
Umarım anlaşılıyor oluyordur. Takıldığınız, anlamadığınız bir nokta olabilir. İnsanlık hali bizim anlatmayı gözden kaçırdığımız bir nokta olabilir. Lütfen yorumlarda bize sorun, yorumlarınızı yapın. Biz dönüşümüzü muhakkak yapıyoruz, bilgilendiriyoruz sizlere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 22 ilmeği arkada ve önde düz olacak şekilde ördük. Yani haroşa olacak şekilde ördük. Şimdi ilmeğimizde artırma yapacağız. Gizli artırma olacak. Ama hemen başta yapmayacağım ki böyle çok çıkıntılı olsun istemiyorum. Şöyle oval bir şekil vermek istiyorum bulutumuza. Eğer en başta alırsam biraz girintili, çıkıntılı gibi olur. O sebepten ötürü. Evet. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü ilmeğimde şurada haroşanın olduğu ilmeğin içinden şöyle batıp gizli artırıp tekrar bir de kendisine batıyoruz. Evet, anlamayan arkadaşlar için öbür tarafta da tekrar göstereceğim. Zaten dediğim gibi hep bulutu baştan sona anlatacağım için umarım herkes anlar. Evet, üçüncü ilmeğe geldim gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Şu ilmek ördüğümüz yer var ya. Buraya batıyorum. İsterseniz öremiyorum derseniz buraya alıp şu üçüncü ilmeği tutup bu şekilde de örebilirsiniz. Bu sizin el alışkanlığınıza bağlı. Yeni başlayan arkadaşlar çok yapamayabilirler. Dediğim gibi zamanla insanların elleri pratikleşiyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, ilk artırmalarımızı yaptık sağlı sollu. Arkada örerken hiç artırma yapmıyorum. Ben yeleğim küçük olduğu için fazla da büyük bir bulut yapmak istemedim. Siz yeleğinizin büyüklüğünüze göre bulutunuzdan ilmek artırarak başlayabilirsiniz. Mesela 22 ilmek değil de 25 ilmek. Hani 25 ideal olur. Artırma, eksiltme işleminiz hemen hemen benimki kadar olsa yeterli olur. Bir fazla, bir eksik. Yani daha küçüğünü örecekseniz eksiltebilirsiniz. Yeterli, bence eksiltmeye gerek yok. Ama daha büyüğünü ördüğünüzde bir fazla artırma yapmanızda da bir sakınca olmaz bence. Evet. Tekrar ön yüze geldim. Tekrar artırma yapacağım. Üçüncü ilmeklerden. Bir, iki, üçüncü ilmekteyim. Gördüğünüz gibi hemen buraya şöyle batı veriyorum. Örüyorum. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin yorum, beğenileri bizler için çok önemli. Kanalımızın bütün videolarından haberdar olmak için beğeniyorsanız videolarımıza abone olun. Abone olmayı da unutmayın. Paylaşın videolarımızı. Takıldığınız noktaları mutlaka sorun. Evet. Tekrar üçüncü ilmeğe geldim. Gizli artırmamızı yaptım. Ve almış oldum. Arkayı çarptırmadan düz örüyoruz. Hiç artırmıyorum. Arka yüzlerde artırma hiç yapmadan dümdüz örüyoruz. Ön yüzlerde artırmamızı yapıyoruz. Benim ipim şu anda tüylü bir ip olduğu için belki artırma, eksiltme yaptığımız yerleri göstermez. Ama şu ip de göstereceğim. Birazdan ayrıntılı bir şekilde. Evet. Devam ediyoruz.
Tekrar ön yüze geldik. Kaç kere artırma yaptık? 2. Bu üçüncü oluyor. Yani son artırmamız oluyor. İkinci ilmeğimizi ördük. Üçüncü ilmeğimizde hemen artırmamızı yapıyoruz. İnşallah anlaşılır olmuştur videomuz. Her zaman söylüyoruz. Söylemekte de bir sakınca yok. İstediğiniz örgü modellerini bizlere ulaştırın. Canım annenin sosyal medya hesaplarından. Bizler sizler için örelim. Hazırlayalım. Üç artırmamızı da yaptık. Şimdi iki diş haroşa hiç artırmadan örüyoruz. Yani iki kere arkadan ve önden artırmadan örüyoruz. Zaten örerken anlayacaksınız. Hiç artırmıyorum. Dişlerim çok takır tukur ses yapıyor. Kusura bakmayın. Ondan dolayı da. Uzun şiş olsa o daha çok ses yapıyor. Allah'tan küçük şişlerimiz. Birinci haroşamız oldu ön tarafta. Gördüğünüz gibi önde ve arkada hiç artırmadım. Hani böyle bulutlar pofuduk pofuduk gözüküyor ya. Benim bulutum da sanırım öyle olacak tüylü olduğu için. Bunu mesela sakallı ipler oluyor ya. Onunla da örebilirsiniz belki bence yani güzel olabilir. Sizler bu arada ördüğünüz bizim anlatımımızla ördüğünüz örgüleri bizlere iletin. Biz çok mutlu oluyoruz sizlere faydamız dokunduğunda. Sosyal medyadan dediğim gibi canım annenin Facebook ve Instagram sayfalarından bizlere iletin. Tekrar arkaya geldim. Yine artırma eksiltme işlemi olmadan devam ediyoruz.
Evet. Şimdi bunu tuzumuzu eksiltmeye başlayacağız. Yani şurada artırdık. Şu kısımlarında şöyle bakalım. Şu kısımlarında artırdık. Şimdi şurasının ovalliğini vereceğiz. Şurayı değil, şurayı. Bunun için artık eksiltmemizi yapalım. Yani 3 tane artırmıştık. 3 tane eksilteceğiz. Geri başladığımız ilmeğe ulaşacağız. Yani 22 ilmeğe ulaşmış olacağız. Hemen görelim. Ben şu son 2 ilmeği kesiyorum. Önde kesiyoruz sadece. Arkada ilmek eksiltmiyoruz. Evet, son 2 ilmeğe gelince eksiltiyoruz ve burayı düz örüyoruz. Arkada dümdüz örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yok. Ve ben burada ilmek kaçırdım. Bu şekilde geldik. Şimdi bir ilmek eksiltmiştik. İkinci ilmeğimizi eksiltiyoruz. Hemen bunu alıyoruz. Şu baştan ikiliyi, ikinci ve üçüncü ilmeklerimizi eksilttik ve devam ediyoruz. Eksilttim. Şu. Deniyoruz. İkinci eksiltmemizi de yaptık. Şimdi üçüncü eksiltmemizdeyiz. Üçüncü eksiltmedeyiz dedim ama eksiltme yapmadım. Hemen geri alıyorum ilmeklerimi. Evet. Ördüm, devam ediyorum. Eksilttim orada bir ilmek. Evet.
küsültmedim ya. Arada da kamerayı kontrol ediyorum. Net çekiyor mu diye. O arada kaçırıyorum. Dalıyorum örgüme. Eksiltme yapmayı. Unutuyorum. Evet, düzelttim. Şimdi arkayı düz örüyorum. Daha sonra şu keskin, belirgin kesişlerimizi yapacağız. Arkayı düz örüyoruz. Arkayı da düz ördük. Şimdi 4 ilmek sağdan, 4 ilmek de soldan örerek keseceğiz. Örerek kesmeyi biliyorsunuz. Şu şekilde yapılıyor. 2, 3 ve 4. Devam ediyoruz. Bu tarafı da arkadan gelirken keseceğim. Şimdi kesiyoruz yani. Aynı şekilde örerek. İki. Üç. Devam ediyoruz. Şimdi bir dışarı şu önde oldu. İki diş daha öreceğiz kesmeden sonra. Yine ilk sıra hiç artırmadan, hiç eksiltmeden buradaki şişimizdeki ilmeklerimizi örüyoruz iki diş haroşa. Dümdüz bir şekilde örelim. Papyon ister yapın, ister yapmayın. Bu sizin tercihinize kalmış. Hayal gücünüze kalmış. Birinci diş haroşamızı örüyoruz. Öne geldim. Evet. İkinci diş haroşamızı örüyoruz şimdi. Arkadan. Arkadan önce biliyorsunuz haroşalar önde oluyor. Bu yüzden arkaya gelince birinci diş haroşa, ikinci diş haroşa diyorum. Kafanız karışmasın. Devam ediyoruz. Şimdi buradan sonra
Tekrar. Evet arkadaşlar, bulutumuzdaki eksiltmelere gelmiştik. Burada da şu ovalliğimizi vereceğiz artık. Gördüğünüz gibi. 3 ilmek eksilteceğiz. Ve en son şurayı kesip bitireceğiz. Daha sonra işleme kısmına geçiyoruz. Şöyle hep beraber. Evet. Direkt eksiltmemizi yapalım. Gördüğünüz gibi örmeye devam ediyoruz. Bugün burada yağışlı bir hava var. O yüzden aydınlık değil. Ve ben bu yüzden ışık kullanmak zorunda kaldım. Gölgelenmenin sebebi evde ışık yaktığım için arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Evet, başta ve sonda eksiltmelerimizi yaptık. Arkayı direkt örüyoruz. Birinci eksiltmemizi yapmış bulunuyoruz. Şimdi ikinci eksiltmemizdeyiz. Bunu alıyoruz. Burayı eksiltiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Burayı da eksilttik. Direkt haroş örüyoruz burada biliyorsunuz. Şöyle. Haroşumuzu ördük. Tamam. Şimdi üçüncü eksiltmemizdeyiz. Dilerseniz birer daha eksiltebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğim var. Bir sağdan bir soldan eksilttik mi 6 ilmeğimiz kalır. İsterseniz öyle yapalım bu bulutumuzu da. Bakalım nasıl olacak. Beraber yaparak görelim. Evet. Bir ilmek daha eksilteceğiz. Yani 8 değil de 6 ilmeğimiz olmuş olur kapatmada. Arkada haroş örüyoruz. Şimdi öne geldik. Artık kapatma işlemini yapalım. Örerek kapatıyoruz, biliyorsunuz. Evet. Benim işlememi çok beğenmeyebilirsiniz. Açıkçası işleme konusunda iyi değilim. Elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Bulutta aslında zincir işleme yöntemini denedim. Bilenler vardır aranızda. Şuraya iki zincir çekerek sabitleyelim. Evet. Buluttan aslında şu gözlerinde ben zincir işlemem şeyini denemiştim, tekniğini. Ama olmadı.
Tunus işinde güzel duruyor sanırım o teknik. Evet, sanki bu bulutun daha iyi oldu. Ya da ikisi de aynı mı? Sizler bilirsiniz. Ya dediğim gibi ben burada 6 ilmek bıraktım. Siz 6 ilmek bırakmayıp 8 ilmek bırakıp bu şekilde de bitirebilirsiniz. Tabii dikerken burayı yok edeceğim. Bu şekilde dikeceğiz. Direkt gözlerini işlemeye de geçelim. Hemen. Şişime. Aman. Şişle kafayı bozdum. İğnemem. Siyah ipim geçmişti. Arkasını bağlıyorum. İlmek. Direkt göz işlemesinde madem ki yapalım. Daha sonra da damlalarını işleriz. Şimdi nereden işleyeceğiz? Bakın. Şu birinci haroşa, şu ikinci haroşa, şu üçüncü haroşanın altından alarak bu şekilde geçmişim. 1, 2, 3. Üçüncü haroşanın oradan. Yani bu sizin ayarlama şeklinize de bağlı. Ben bunu bu şekilde çevirerek tutup şuraya batacağım. İstediğim bir alana. Evet. Daha sonra da bunu şu şekilde sıkılayacağım, düzelteceğim. Batarak. Dediğim gibi işlemede iyi olan arkadaşlarımız vardır mutlaka. Daha güzel böyle gözler ortaya çıkaranlar olmuştur. Olur. Hepinizin emeğine saygım sonsuz. Ki öyle yapıldığında daha güzel işler çıktığında ortaya daha çok beğeniriz. Sıkılıyorum ben böyle kenarlarından ara ara atarak ki kaymasın, kötü olmasın diye. Şöyle bakalım. Şurada karışmış oraya. Bu hiç hoş olmadı. Bunu bir ipi kurtardım. Gördüğünüz gibi burada bizim gözümüz. Şimdi dilerseniz hemen diğer gözümüzü yapalım. Dediğim gibi siz daha iyi gözler ortaya çıkartabilirsiniz. Benim yapabildiğim bu açıkçası. Şuraya şöyle. Daha iyi oldu sanki. Şöyle gelelim. Şuraya batalım. Şöyle döndürerek, elimle tutarak gözü ayarlamaya çalışıyorum. Şu gözü belki düzeltirim, pek içmesin zaten. Bunu daha güzel yaparsam. Eminim siz daha güzellerini yapacaksınız. Yapın zaten.
İşlem hususunu da öğrenmek istiyorum en kısa zamanda inşallah. Evet, gözlerimiz de yapıldı. Tamam. Bunu buradan ben sabitleyeceğim. Burada ipinizi kesip bitirip sonra buraya geçebilirsiniz. Ben öyle yapmadım. Direkt geçtim. Evet, sıkıladım. Burayı kesiyoruz. Bunu bulutumuza sabitleyeceğiz. Düğmelerini dikeceğiz ve damlalarını yapacağız. Ben bir işlemi kolaylaştırayım. Sonra hep beraber devam edelim. Papyonu örelim. Daha sonra süsleyelim yeleğimizi. Papyonun içinde şöyle bir bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ilmek kattım. Sizler biraz daha artırabilirsiniz. Papyonumuzu veya bulutumuzdan gelen damlalarını, yağmur damlalarını bu iple yapacağım. Evet. Hemen haroş arkadaşlar papyonu. Böyle birkaç sıra öreceğiz. İstediğim uzunlukta oluncaya kadar. Evet, ben bunu biraz öreyim. Bir bakayım ne kadar olması gerekiyor. Sonra sizleri bilgilendireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaç sıra haroş ördük ya da kaç santim ördük papyonumuz için hemen bakayım ve söyleyeyim. 10 santim. Bakın. 10 santim haroş örmüşüm. Şimdi papyonumuzu ben iple bağlamak istemiyorum. Onun için de biraz haroş örüyorum. Beyaz ipimizle. Şimdi 10 ilmek attım. 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm.
Birkaç sırada sizinle örelim, bitirelim. 6 sıra falan olması yeterli bence. Ben iple bağlamak istemedim. Sanki daha hoş olur gibime geldi böyle, bilmiyorum. Sizlerle hep beraber deneyip görelim. Siz isterseniz, aman ben bir de onu öreceğim, o kadar vaktim yok diyorsanız hemen papyonun ortasından iple bağlayabilirsiniz. 5 oldu. 6. sırayı da öreyim. Haroşayı. Ondan sonra bitireyim. Bu mavi ipimizle dediğim gibi damlalarımızı da yapacağız. Altıncı sıra haroşamızı da ördük. Şekilde. Tamam. Örerek kapatıyoruz artık. İkisini bir ala ala giderek, hani kapatma yöntemi var ya, bitirme yöntemi, onu da uygulayabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şuraya da bir zincir, hadi iki olsun, sabitleyelim. Şöyle biraz uzun bırakacağım. Dikerken inşallah olur ya. Kolay dikebilmek için. Şurada papyonu da bitirmiştik. Onu da şuradan keselim. Evet. Şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi şurada bir papyonumuz var. Ve ben bunu buraya dikmek istiyorum. Hep beraber yapalım bakalım olacak mı? Şöyle. Daha sonra ben bunu düzelteceğim. Bu şekilde bir dikeyim. Ters düz yerine ayarlayacağım. Önce dikimimizi yapalım. Güzel bir şekilde. Sonra düzenleriz. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Sabitleyelim artık. Şu bir. Şu da ikinci sabitleme usulümüz.
Şimdi ben bunu şöyle, bunu bir de şey yapacağız. Evet. Papyonumuz hazır. Bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Altına bulutumuz. Onun altına da damlalarımızı yerleştireceğiz. Hemen dikim işlemine de geçelim. Dilerseniz. Ben sadece beyaz yerinden sabitleme yapacağım. Kenarlarını sabitlemeyeceğim. Yani böyle yapayım bakayım. İçime sinmezse kenarlardan da sabitleme yapılabilir tabii ki. Evet, şimdi şöyle şu şekilde buraya. Ortadan ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi evet. Şöyle. Çok sık diktiğim için sanırım olmuyor. Evet. Ben bunu da bağlıyoruz. Evet. Şuradan keselim. Bulutumuzu da dikelim. Nereye dikeceğimizi de ben şöyle göstereyim sizlere. Bulutumuzu da tam buraya dikelim. Altına da yağmur tanelerimizi yapalım. Şu şekilde ilmek ilmek dikerek gidiyoruz arkadaşlar. Eğer evinizde makine var ise makineyle de dikebilirsiniz. Benim evimde makinem yok. O yüzden elimle dikiyorum. İlmek ilmek gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hani o zaman daha iyi olur. En azından koca koca ipler gözükmez dikerken. Şöyle biraz görün. Daha sonra bitireyim. Sonra yağmur damlalarını birlikte yapalım. Elim kameraya çarptı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yeterli sanırım bu kadar göstermem. Sizler de aynı bu şekilde dikin. Daha sonra yağmur damlalarınıza başlayın. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi birkaç tane işledim. Şimdi son 1-2 sıra işlemeydi. Sizlerle beraber yapalım tabii ki. Şimdi ben şöyle şu şekilde burada gördüğünüz gibi bakın şöyle ilmeğin ortasından geçtim. Bir örülmüş ilmek, ikinci örülmüş ilmek görüyorsunuz. Şurayı şöyle bakın. Evet. Buraya şöyle bu şekilde batıp çıkıyoruz. Evet. Daha sonra
Aşağıya inerken de V kısmını şu kenarı oluşturmak için şu battığım orta ile şu kenardaki ilmeği görüyor musunuz? Oraya batarak yavaşça çekiyorum. Gördünüz mü? Tabii ki ilmek burada kalmayacak. Battığım yerden geri iğnemi batırıyorum. Aşağı alıyorum. Fazla sıktırmayın. Sıktırırsanız çok kasar örgüyü. Kötü bir görüntü oluşur. Bence fazla sıktırmaya gerek yok. Yine siz bilirsiniz. Şimdi şuraya ortaya gelinceye kadar bakalım nerede geliyor. Sıra hizasını şaşırtmamak için. Evet, burası. Yine battım orta deliğe. 1, 2. Evet, şekilde çıkıyoruz. Ve daha sonra inerken de aşağı ortadaki ilmek ile kenardaki ipe takıp bak. Bu olmadı. Neden olmadı? Çünkü arkada bir sorun oldu herhalde. Oldu evet. Şimdi bu ipimizi tekrar geçiriyoruz. Ve gidiyoruz. Bir, bura, şurası, burası, burası, bura. Evet, tam ortaya geldi. Ben ilk başta 6 yağmur damlasıyla başlamışım. Siz 5 başlayabilirsiniz. Ya da daha fazla da başlayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet, ortada gördüğünüz gibi şu orta var ya, tam orada. Evet. Şu birinci, şu da ikinci ilmeğimiz. Battık çıktık. Şekilde. Daha sonra burada yan ilmekle beraber batıyoruz ve alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi batıyorum. Tekrar aynı noktadan ilmeği aşağı alıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Aşağı ben 2 ilmek daha koymak istiyorum. Siz isterseniz koymayın. Bu sizin tercihinize uygulamayın yani. Bu sizin tercihinize kalmış. Tam şuradan batacağım. Ya da buradan batmayayım. Biraz daha aşağıdan batalım. Geri çıktım. Gördünüz mü? Şu ilmekten yapacağım. Şurası yeterli. Evet. Şu birinci, bu da ikinci ilmeğimiz. Battık çıktık. Yandaki ilmekle alıyoruz. Eğer anlaşılmazsa arkadaşlar iletin. Olmazsa bunu ayrı bir videoda tekrar anlatmak gerekirse anlatırız. Ben anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama yine de tabii ki sizlerin ne düşündüğü bizler için daha çok önemli. Evet. Bir, iki. Şimdi düğme dikmeyi de beraber yapacağız. Bir tane de olsa o düğmeyi beraber dikelim. Sonra neden göstermediniz diye bizlere kızıyorsunuz. Bunu buradan artık sabitlemek istiyorum. Kaçmaması için ilmeklerinizin. Evet. Buraya kesiyoruz.
Evet arkadaşlar, yağmur damlalarımı da yaptım. Şimdi düğme dikme kısmına geçelim. Benim düğmelerimin iğne geçeceği yerler oldukça ince. Bu sebepten ötürü böyle bir yün ipiyle yapmam imkansız benim bunu. O yüzden dediğim gibi ipim ince olması gerekiyor. Düğme iliklerimin delikleri çok küçük olduğu için şişim, evet. İğnemin de ince olması gerekiyor. Şu yün iğneleri dikmek için kullanılan iğneler maalesef geçmiyor. Tabii siz kullandığınız düğmeye göre değişir. Evet arkadaşlar, dilerseniz başlayalım. Hemen kaç haroşa sonra ilmek açtığınıza bakalım. İlik açtığınıza. Girişiyle şu alt kısmıyla sayacağım ben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6 arası. Yani tam burası ilmek olarak açık. 1, 2, 3 ilmek sonrası. Evet. Şöyle bir tam şuraya. Ben bir tane alttan bir tane üstten ayarlayacağım ki hani yamuk olmasın diye yeleğimiz. Sizler nasıl tercih ederseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İlk ilmeğimiz düğmemizi sizlerle yapalım. Çok fazla sürçülisan ettim. Kusuruma bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tam burası. Görmüyormuşsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu noktada. Artık dikelim. Sizler nasıl severseniz bu şekilde yapın. İlk düğmemizi sizlerle dikelim. Sonra ben devam edeyim ve bitmiş haliyle karşınızda sıkalım. Ben oldukça sık olduğunu düşünüyorum düğmemin şu an. Bir iki kontrol etmekten de geri kalmıyorum. Evet. Şimdi burayı burada sıkıyorum artık. Yani açılmaması için sıkılıyorum gördüğünüz gibi. Bitti. İlk düğmemi dikmiş bulunuyorum. Şöyle hep beraber bakalım dilerseniz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi diğer düğmelerimizi de yapayım. Sonra şu birkaç ayrıntısını, şu ipleri falan temizleyeyim. En son karşınıza çıkalım. Evet arkadaşlar, biz bittik. Gördüğünüz gibi düğmelerimiz dikildi. Bulutlarımızı yaptık. Yağmur damlalarımızı. Papyonumuz bence iple bağlamaktan daha güzel oldu böyle. Ben beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Benim yaptığım hata ilik yerine direkt kolun olduğu yerde yapmak oldu. Sizler ilik yerine düğmelerin olduğu yerde açın bence. Öyle daha güzel olur. Kusuruma bakmayın. Burada böyle bir hatam oldu. İster istemez. Onun haricinde bir sıkıntı var mı? Bilmiyorum. Böyle minnoş, şirin bir yeleğimiz oldu. Şöyle bir açalım. Bir de
açık haliyle bakalım. Giydirilmesi de oldukça kolay. Hemen. Hele küçük çocuklarda böyle yeni bebeklerde çok güzel olduğunu düşünüyorum ben bu tarz yeleklerin. Şu kollarımız şöyle durunca daha güzel gözükür. Ütü isterseniz basabilirsiniz, isterseniz basmayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ütü derken buhar basmanız yeterli olur. Evet arkadaşlar, bu da şöyle yeleğimizin önü, arkası, kolları. Bizden bu kadar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Takıldığınız bir nokta olursa muhakkak sorun. Dediğim gibi hatalarım oldu ise konuşurken dilim bolca sürtüştü. Kusuruma bakmayın o yüzden. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Tüm ayrıntısını vererek. Eksiklerim olduysa, anlatmadığım yerler olduysa anlayışla karşılayıp sorarsanız ona da seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi tabii ki bekliyoruz. Böyle değişik yelekler, hırkalar, kazaklar ne isterseniz, ne tarz bir örgü isterseniz, anlatım isterseniz bizlere Canım Annen'in Facebook ve Instagram sayfalarından ulaştırırsanız bizler muhakkak o örgülere geri dönüşümüz olur, yaparız, muhakkak yayınlarız. Sadece biraz sabır ile beklemenizi rica ediyoruz. Bu kadar benden anlatımı. Teşekkür ederim. Yorum ve beğenileri lütfen unutmayalım. Hoşça kalın.